Oyun Ortağı kanalından hepinize selamlar. Evet arkadaşlar, neden böyle bir başlangıç yaptım? Artık resmi olarak Twitch yayınlarına kesin kez başlıyoruz. Neden? Çünkü yeni bir sistem dizmeye başladım. Önceki videomda da gördüğünüz üzere sistemime ait kasa henüz gelmediği için, monitör biraz erken geldiği için ondan bahsedeceğim. Monitörü gördüğünüz gibi AOC'den aldım. Modeli zaten şurada görüyorsunuz. C24 G1 24 gaming monitör diye geçiyor. 144 Hz yenileme hızına sahip. Aynı zamanda 1 milisaniye gecikme süresine sahip. Gayet makul bir monitördür. Kendisini Vatan Bilgisayar'dan aldık. Bu arada sizlere kısaca söylemek istiyorum. Videolarımız kanalımızda şu anda yüklü. Halihazırda yüklü. O yüzden stok videolar bir süre daha gelecek. 1-1,5 ay kadar daha gelecek. Özellikle Valorant videoları, kendi açımdan söylüyorum. Diğer oyun tarzlarını Doğukan ve Göksu oynadıkları için onlar hakkında bir yorum yapmayacağım. Neyse, hızlı bir şekilde lafı daha fazla dolandırmadan hemen monitörümüzün özelliklerinden bahsedelim. Dediğim gibi 144 Hz yenileme hızına ve 1 milisaniye gecikme süresine sahip gayet makul bir monitörümüz. Monitörün en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi, hemen hızlı bir şekilde size şunu göstermek istiyorum. Şöyle gidelim. Arkasında bulunan, net gözüküyor mu? Evet. Şu bölümdeki, yani ayaklığını diyeyim, ayaklığını monitöre bağlayan aparat hiçbir vida ya da onun gibi bir şeye sahip değil. Şurada görmüş olduğunuz düğme bunun içindeki klipsleri tutuyor. Düğmeye bastığım zaman klipsler kendini bırakıyor ve bu ekran, monitör tamamen ayrılıyor. Zaten ayaklığının direği ve masaya sabitlediğimiz ayakları zaten ayrı parçalara çıkabiliyor. Ve bu sayede çok rahatlıkla taşınma özelliğine sahip. Çok güzel bir özelliği var. İşte aşağıda kablo girişlerini görüyorsunuz. Enerji olsun, işte HDMI, VGA kablosu girişleri falan. Hatta şurada da net gözüküyor mu bilmiyorum. Dur bakayım nerede. Şurada. Kulaklık girişi var. Monitörden kulaklık girişimiz de mevcut. Onun haricinde ben eski sistemimden kısacık bir bahsetmek istiyorum. Mouse'u düşürdüm sandım. Eski sistemim Casper Nirvana'nın laptopu. Tabii ki Gamebook değil. 950 olması lazım. Hemen şöyle, burada değil, diğer tarafta. Şöyle kısacık bir özelliklerine bakalım. Buradan okunuyor mu? Hemen şöyle bir bakın, ben okuyamadım. Evet. GTX 950. GTX 950M diye geçiyor aslında. 4 GB'lık bir ekran kartımız vardı. Ve bilgisayarın sistem özelliklerine de şöyle kısacık bir göz atalım. Hemen hızlı bir şekilde. Bu arada kabloların kusuruna bakmayın. Laptopu buraya koymak zorunda kaldım. Çünkü masam birazcık kısıtlı alana sahip, gördüğünüz gibi. Tabii bunu ilerleyen dönemlerde değiştirmeyi planlıyorum. Neyse, şu kabloyu şuradan bir çekelim. Gördüğünüz gibi bilgisayarımın kendi özellikle 64 bit işletim sistemine sahip. Intel Core i7 işletim sistemimiz var. İşlemcimiz var. 2.5 GHz'lik bir hızı var tabii ki. 16 GB'lık bir RAM'i var. Bunun haricinde bir şey söyleyecek miyim? Hayır, monitör hakkında bunun haricinde bir şey söyleyeceğim. Eski sisteminde bu şekildeydi arkadaşlar. Bu arada oyunların çok daha kaliteli olduğunu, çok daha kaliteli oynanabilir olduğunu ben monitör değiştirdikten sonra fark ettim. Bakın, sistemim aynı, sadece monitörü değiştirdim. Laptopun kendi ekranını kapattım. Laptopum 15.6 inçlik bir ekran büyüklüğüne sahipken, şu anda bu bilgisayar yanlış hatırlamıyorsam 23.8 ya da 24 inçlik bir görüntü. Yaklaşık 8.5 inçlik fark var arada sayın arkadaşlar. Bu fark gerçekten çok fark ediyormuş. Onu fark ettim. Ne kadar çok fark dedim ya. Neyse. Hadi şimdi de kasanın incelemesine tabii geçelim. Kasanın incelemesine geçmeden önce bahsetmem gereken bir özellik daha vardı. Monitör tamamen 90 derecelik bir açıyla dönebiliyor. Şu anda kamerayı tuttuğum için çeviremiyorum tabii ki. Bir güzel özelliği de, çok beğendiğim bir özelliği şu. Monitörü alttan hafif bir baskı uyguladığımızda, çok değil, hafif bir baskı uyguladığımızda çok rahatlıkla, şöyle birazcık ışığını açayım ekranın, çok rahatlıkla yükselip, bakın sadece parmak, çok fazla baskı uygulamıyorum, hafif bir baskıyla monitörü indirebiliyorum. Aynı şekilde çok hafif bir baskıyla kaldırabiliyorum. Bu çok güzel bir özellik olmuş. Evet. Sonunda siparişlerimiz elimize ulaştı. Tabii ki iki paket şeklinde. Burada ekran kartımız ve ben evimde çok fazla delik açmak istemediğim için, modemin de ulaşılması zor bir yerde olduğu için
TP-Link'in 300 megabitlik nasıl söyleyeyim, mobil modemini aldım diyebilirim. Bağlantılarını tabii ki buradan yapacağız. Evet, ilk kutumuzdan ekran kartımız. Şöyle göstereyim, ekran kartımız bu kasanın, evet kasanın RGB'leri. Onları da göstereceğim. Kendi kablosu ve TP-Link'in kendi kutusu çıktı. Şimdi ikinci kutumuza geçelim. İkinci, yani ana kutumuzda ise bildiğiniz gibi kasamız mevcut. Şimdi bu kasamızı çıkartacağız ve canavarı kurmaya başlayacağız. Evet, kutusundan çıkarttık. Bu şekilde bir paketleme yöntemiyle göndermişler. Bu arada bunu nereden aldım soracaksanız, tabii ki Inventus Elven Parva modelini aldım. Köpüğü kırdım ben. Tek elle oluyor. Şunları bir çıkartayım, gireyim. Burası altıymış zaten. Kasamız bayağı güzel gözüküyor. Burası üstü. Bir saniye, hemen sizi alacağım. Bayağı güzel bir şey. Ben çok fazla kasada tipe fazla önem vermediğim için, asıl önem verdiğim şey performans olduğu için şundan aldım. Model ismini şu an unuttum ama Vento marka. Bunu da şimdi açalım, tekrar sizinle birlikte olacağız. Evet, kasamız artık dışarıda. Biraz kendimi göstermiş oldum ama neyse. Vento'nun 3-4 fanlı, önde 3, arkada 1 olmak üzere 4 fanlı modeli. Belli olmuyor sistemimde kullandığım cihazlardan da birazdan bahsedeceğim. Evet sevgili arkadaşlar, kurulumumuz tamamlandı. Ne yazık ki masamı şu anda delemediğim için, kablo geçişleri yapamadığım için kablolarım buradan geçecek bir süreliğine. Daha sonrasında tabii ki bunları halledeceğiz. Şu anda driverları ve gerekli olan programları kuruyorum. Birazdan oyunları da kurmaya başlayacağım. Ve yepyeni aksiyonlar bizleri bekliyor olacak. Daha test edemedim henüz tam anlamıyla. Kurdum hemen, videoya giriş yaptım. Yani çok fazla böyle ışıklı mışıklı klavyedir, mouse'dur, kulaklık, kasa, bunları çok sevmiyorum ama ne yalan söyleyeyim, kasada güzel bir görüntü veriyor. Klavyede çok özellikle sevmiyorum. Hatta kablosuz klavye mouse kullanıyorum şu anda. Bunun markası neydi? Logitech'in. Modelini hatırlamıyorum, onu bulabilirsem yazarım. Bir de şöyle bir Razer kulaklığım var. Net bir şekilde belli olsun, arka taraf lastikli ama Razer'ın şöyle 7+1'lik bas destekli bir kulaklığı var. Bu da işimi görüyor şimdilik. Sistemimiz bu kadar arkadaşlar. Kasamız söylediğim gibi Inventus'tan geldi. İçinde söylemiştim sizlere, 1650 TUF Super Gaming ekran kartımız, 16 GB'lık RAM'imiz. Ekran kartımız vardı 4 GB. İşlemcimizi falan şu anda hatırlamıyorum da 3600'de yanlış hatırlamıyorsam 4.2 MHz'lik bir işlemciye sahibiz. Zaten kasanın içinde olan birimlerin ve bütün monitör olsun, klavye, mouse, kasa, kulaklık hepsinin açıklamasını linke bırakacağım, isimlerini, modellerini. Dediğim gibi kasa Inventus'tan, monitörü Vatan Bilgisayar'dan, AOC'nin monitörü bu arada, Vatan Bilgisayar'dan aldım. Şu anda sistemimiz hazır. Çok yakında sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Takip etmeyi, bize destek olmayı, kanala abone olmayı ve beğeniyorsanız videoları beğenmeyi sakın unutmayın. Sizden bir zorlama yok. Beğenmediğiniz videoları tabii ki beğenmek zorunda değilsiniz. Ama eğer bir beğeni atarsanız, bir abonelik atarsanız bize çok çok destek olmuş olursunuz. Ve sizlere çok daha kaliteli oyunlar, çok daha kaliteli videolar çekmeye biz hazırız arkadaşlar. Tekrardan videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Blue House.
blue.